Bugün tüm Türkiye kabine toplantısından çıkacak kararları bekliyor. Biz de bir kez daha Ankara'ya döneceğiz. Geçtiğimiz saat diliminde aktarmıştık, o toplantı başladı. Salgında malumunuz kritik bir eşikteyiz. Acaba normalleşme ile ilgili bugün hangi konuların üzerinde duruluyor, ne duyabiliriz? Detayıyla Sena Alkan'a soralım, bir kez daha onları nottan alalım. Sena, seni dinliyoruz. Paşak yaklaşık bir saattir devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe Külliye'de başlamıştı. Beştepe Külliyesi'nde başlamıştı. Gündeminde ne var dersek normalleşme takvimini konuşuyoruz. Esasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayının başını işaret etmişti. O günde geldi çattı. Dolayısıyla gözler bugün kabine toplantısında ele alınacak başlıklarda ve kabine toplantısından çıkacak kararda olacak. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Kabine toplantısından hemen sonra o açıklamada bundan sonraki yol haritası daha net bir şekilde önümüze çıkmış olacak, ama beklentiler var. Nedir bu beklentiler? Özellikle temel alanlarda, eğitim gibi alanlarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı, hangi illerde başlayacağı öncelikli sorulardan biri. Hemen burada hatırlatalım, geçtiğimiz haftalar itibariyle esasında iller risklerine göre kategorilere ayrılacaktı. İşte normalleşme de bu kategorilere göre olacak. Dolayısıyla bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunum il bazında neler getirecek, buna bakmak gerekecek. Restoranların, kafelerin açılma beklentileri var. Hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasına dönük bazı beklentiler var. Hafta içi 21.00 itibariyle başlayan yine sokak yasağının kısıtlamasının kaldırılmasına dair bir beklenti var. Bu beklentilerden hangileri hangi iller için geçerli olacak? Bunları göreceğiz esasında. Bir yandan aşılama çalışmaları devam eder. Derken 65 yaş ve üzeri için belirli sokak kısıtları vardı. Acaba aşılama 65 yaş üzeri aşılandığı için artık bu kısıtlamada bir limit, engelleme, bir esneme söz konusu olur mu? Bu da ayrı bir soru işareti. Tüm bunlar işte bugün kabine toplantısında ele alınıyor. Ardındansa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçip bu başlıklara ilişkin genel çerçeveyi çizmesini bekliyoruz. Daha sonra gözümüz hem Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada olacak, hem İl Hıfzı Sıhhat Kurumları ne gibi mesajlar çıkacak, hangi il özelinde ne karar alınacak, buna bakıyor olacağız.